Savcım buraya kadar gelmişsin. Hayır mı? Naz'ın durumu nasıl? Naz iyi, savcım keyif yerinde. İnan olsun, ben de böyle olsun istemedim. Savcım, Naz'ı Soner'den söküp alamazsın ya. Bırak istedikleri hayatı yaşasınlar. Vallahi gönülden söylüyorum bunu. Gözün hep Naz'ın üzerinde olacak. O kızın saçının bir teline zeval gelirse seni de sorumlu tutarım. Merak etme savcım. Şimdi Mertoğlu ailesi Sancaktar ailesine beklediğimiz hamleyi yaptı. Şimdi sıra Sancaktar ailesinde. Eğer bir misilleme yapılacaksa bunu biz planlayacağız. Top sizde savcım. Siz bana koşacağım yeri gösterin. Gerisi bende. Allah kerim. Mertoğlu ailesiyle ilgili her şeyi ezberle. Sonra da yok et bunu. Sancaktarlara mesajını ilet. Yüz yüze geldiğinde nasıl bir tasarrufun alacağını anlat. Biz sana gerekli istihbaratı alınca ulaştıracağız. Tamam. Tamam çocuğum. Şimdi gidebilirsin. Sen iyi misin savcım? Benim eksik bıraktığım bir şey yok değil mi? Var mı? Savcım, eğer Yağmur'la karşılaşmamızı takıyorsan kafaya, takma, harbi söylüyorum. Takılacak hiçbir şey yok orada. Hiç kendini kötü seçen bir durum yok ya. Yani. Zaten sen gönderdin beni Naz'ın yanına. Orada da Yağmur kuzenini ikna etmeye gelmiş. Öyle bir hesaplaşma, bir konuşma durumumuz olmadı yani. Hani sen kafayı rahat tut. Başka bir şey oldu mu? Başka bir şey olmadı savcım, yemin olsun. Sen çocuklarla aran nasıl savcım? Altay annesinin yerine benim ölmem gerektiğini düşünüyor. Bana keşke sen ölseydin dedi. Yağmur'un durumu bir tuhaf. Sanki Canan ölmemiş gibi davranıyor. Böyle her an bir yerden çıkacakmış gibi. Bekliyormuş gibi. Yas tutmayı reddediyormuş gibi davranıyor. Altay delikanlı savcım. Yavaş yavaş sindirecektir ya. Söylediği her kelime doğru. Yapma savcım. Yüklenme kendine bu kadar ya. Ben ölmeliydim. Şimdi iner mi lan? Kızımla da bir daha karşılaşma.